Esselamu Aleyküm değerli izleyenler ve sevgili çocuklar. Doğu Türkistanlı Çocuk Olmak programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Munzire Ötkür. Evet sayın izleyiciler, yine bir önceki bölümlerimizde olduğu gibi bu bölümde de şu an ailesinden olsun, akrabalarından, yakınlarından bir haber bir şekilde ve onlardan ayrı kalmakta olan kardeşlerimizden bu acıyı ve özlemi dillerinden dinleyeceğiz. O zaman konuğumuzu tanıyarak başlayalım. Evet abideciğim, istersen tanıtarak başlayabiliriz. Adım Abide, 15 yaşındayım. Türkiye'ye geleli 4 sene oldu. Yani 2016 Nisan başlarında gelmiştik Türkiye'ye. Annem ve 3 kardeşimle birlikte geldik. Ha, bir de abim var. Abimle babam Doğu Türkistan'da kaldı, gelemediler maalesef. İşte burada ben 3 kardeşim ve annemle yaşıyorum Türkiye'de. Peki, teşekkür ederim abideciğim. Tekrar hoş geldin. Programımızın ana konusu olan biliyorsun ki Doğu Türkistan'daki zulümlerden bahsediyoruz. Peki sana bu Doğu Türkistan'daki zulümler ve bu acılarla ilgili fikrini ve düşüncelerini sormak istiyorum. Dediğin gibi Doğu Türkistan'da bayağı bir zulüm, işkence, psikolojik baskı, yani çok kötü şeyler var. Yani benim olduğum zamanlarda da yani ben çok 11 yaşında geldim buraya. Küçük olsam bile birkaç şey görmüştüm. Yani babamı alıp götürüyorlardı polise. Polisler alıp götürüyorlardı. Sonra babam birkaç kere hapse gitti. Suçu ne? Suçu namaz kıldığı için, Müslüman olduğu için. Onlara göre babamın bir suçuydu o. Resmi bir suç yapmışlardı kendine onu. Yani Müslüman olmak, namaz kılmak suç yani. Ya Uygur olman da zaten bir büyük suçtu. Dayılarım vardı mesela. Çok işkence görenler vardı etrafımda. Alıp götürüyorlardı işte polisler. Ya evde rahat bir şekilde oturamıyorduk. Yani 5 kardeşiz biz. 5 kardeş bizim burada. İllaki evde sadece 2 çocuk ya da 3 çocuk olması gerekiyor. Biz 5 kardeş olduğumuz için bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Zaten benden küçük kardeşlerim için tazminat ödüyorduk onlara. Tazminat alıyorlar. Eğer küçük kardeşimin olduğunu bilselerdi babamı o zaman direkt hapse götürürlerdi. İşte kaçıra kaçıra yaşıyorduk küçük kardeşimi. Tabii ki keresinde polisler gelmişti, eve basmıştı. Annem bizi dolabın içine saklamıştı kardeşimle birlikte. Hatta küçüktü kardeşim, bebekti daha. Ve ağzına emzik sokmuştum, öyle susturmaya çalışıyordum. Sesi çıkmasın diye. Eğer seslerini duyarsa biliyorsun kötü olur. Evet. Yani burada baskılar çok fazla. Psikolojik baskı olsun. Ne bileyim, okulda okuyanlar olsun. Hatta okulun önünde görmüştüm. Başörtülüler giremez. O belge vardı. Başörtülü bir kadın şey belgesi vardı orada. Çok kötü bir durum gerçekten. Babanın bir böyle bir hapse götürüp götürdüklerini söyledin. Peki yani onun hakkında biraz konuşabilir misin? Direkt kayboldu babam. Nasıl kaybolduysa. Birden kayboldu işte. Annem araştırdı falan, bulduk babamı. Hapiste olduklarını söylediler. Sonra işte babam, annem bayağı servet harcadıktan sonra babam, aileler işte bayağı servet harcadı falan, para harcadı. Öyle getirdik babamı. Geldiği zamanlarda da böyle 7-24 hep kelepçeli kalıyorlarmış, ayağında elinde olsun işte. Buraları hep şişikti babamın, izler vardı falan ayaklarında. Böyle hem işkence çok görmüşler ama anlatmıyordu babam bir korkmasın diye. Küçüktük ya o zamanlar. Peki dinimizi böyle hani dinimiz İslam'ı yaşarken orada siz ne gibi zorluklar yaşadınız bundan başka? Orada dinimiz yaşarken işte öğrenmek, bir şey öğrenmek istediğimiz mesela Kur'an öğrenmek olsun, dinimizi öğrenmek olsun. İslam'ın 5 farzı işte onları öğrenirken çok zorluk çektik yani kaça kaça böyle şeylerin bodrumlarda, şeylerin altında, karanlık yerlerde, yani bir evlerde falan okuyorduk o zamanlar. Annemin başörtülüydü o zaman. Annem doğru gün dışarı çıkamıyordu. Eğer annemi öyle görürlerse direkt alıp götürürlerdi. Ya zaten ikide bir şey yapıyordu polisler. Yolda basit şey yapıyordu, eve geliyordu, bir şeyler yazıyordu, öyle gidiyorlardı. Ya yani ben bir keresinde dışarı çıkmıştım. İşte iki tane polis vardı, çağırdılar yanına. Dedi ki yani başındaki başörtüyü çıkart. Ben çıkarmadan zaten hemen direkt aldılar onlar. Ben aldılar başımdan başörtüyü, direkt yere fırlattılar. Evime bile vermediler yani, direkt yere fırlattılar. Yani onun gibi baskılar çok fazla. Başörtülü olamıyorsun, uzun ferace, uzun kıyafet giyemiyorsun. Peki abicim, ailenden yine veya ki işte akrabalarından ya da çevrenden olsun
Çinliler tarafından böyle zorluklarla karşılaşan başka yine tanıdıklarım var mı? Var. Dayılarım var. 4 tane dayım var benim. Bir tane dayım işte ben doğmadan bayağı önce hapise girmiş. Sebebini baba, dayım böyle bayağı vatan sever birisiydi. Bir de çok dinine düşkündü. Çok imanlı birisiydi. Dersler veriyordu. İnsanlara çok fazla yardım ediyordu. İşte 5 Şubat biliyorsun Gulce vakasında. O olduğu zaman da Uygurlar hani şey oldu. Bayağı insanlar öldü. O zaman işte dayım da varmış orada. O olay olduktan sonra kaybolmuş dayım. Araştırmışlar ailedekiler işte annemler falan araştırmışlar işte. 5 sene sonra bulmuşlar dayımı. 5 sene sonra bir polis aramış demiş ki şu hapiste biz onu tutukluyoruz falan falan demiş. Sonra gelip görmüşler dayımı da. 23 senedir dayım hapiste. Şu an. 23 senedir hapiste dayım. Gençliği gitti. Adamın tüm hayatı gitti yani. Saçma saçma sebepleri alıyorlar oraya. İçeri tıkmaya çalışıyorlar insanları. Biliyorsun hapiste çok fazla toplama kampı diyorlar ama evet babam da toplama kampına gitmişti. Toplama kampı dediğin öğretiyoruz diyorlar ama yalan ya. Neyi öğretiyorlar ya orada? Hep işkence var orada. Ya insanların Yani. anlattıklarını duymuyorlar mı ya? Öyle kötü işkenceler var ki insan yani akla almayacak kadar yani. Yani Evet. resmen ben dinlediğim zaman, duyduğum zaman, gördüklerim zaman çok şey oluyorum resmen. Elim ayağım titriyor Ürperiyor yani insan. ürperiyorum. İnsanın akla almayacak şekilde işkenceler ediyorlar insanlara Ya bir orada. de buna hani utanmadan bir de eğitim kampı Evet. dediğin Bir gitsin eğitim kampıymış ya. yani zaten çok önceden bu kampların hani olmadığını iddia Bir de ettiler. evet. Daha sonra bu artık ortaya çıkınca olduğu kanıtlanınca sonra buna eğitim kampı dediler. Yani buradan gerçekten ne kadar yalan Yalancı olduğu oldukları çok belli. çok belli. Zaten bir Yani yerden bir açığa çıkıyor illaki. evet, bir yerden toparlamaya çalışırken diğer tarafından açığa Açığa çıkıyor. çıkıyor. Gayet hani yalan söylediği Belli çok zaten. belli. Dayılarından bahsediyorum. Oradan devam Evet. edebiliriz. Bir de amcam vardı tıp fakültesinde okuyordu o zamanlar. Hani bunlar birkaç arkadaşıyla namaz kılıyormuş üniversiteki zamanlarında. İşte bunlar cuma namazına gitmişler. Cuma namazı kılarken işte polisler basmış, almış götürmüştü. Amcam o cuma namazı kıldığı için 8 sene hapiste yattı. Cuma namazı kıldığı Cuma için. namazı kıldığı için 8 sene hapiste kaldı. Yani gerçekten bir Ve de o sene mezun olacağı seneydi. yani Üniversite bütün en son sınıftı. hayatını Bütün heba hayatını etmiş resmen. elden gitti. Yani bir de tıp fakültesi okuyormuş ve gerçekten hani Doğu Türkistan'da hani üniversite okuyup gerçekten bizim Uygur halkımız çok zeki ve gerçekten çok zeki bir milletimiz var. Ve o kadar İyi şeyler başarmış. Yani Çinlilere fark atmış Uygurları bile yani kinlerinden ve kıskançlıklarından ve Hem her şeyinden ellerindeki bütün imkanı vermiyorlar. vermiyorlar. Olan imkanı da elinden alıyorlar resmen. Yani bu nasıl bir insanlık ya? Gerçekten çok kötü bir durum bu. Kötü bir durum var. Yani o kadar şey başarmış insanları bile o kinlerinden, o kıskançlıkla çünkü o akıl, o zeka, o şey Ya onlarda olmadığı için her düşün. şey sadece hile ve kurmaca. Kurmaca işte. Hepsi kandırmaca. Yani şu anki sosyal medyada paylaşmış oldukları, güya eğitim verdiklerini söyledikleri o kamplarda hepsi yalan. Yalan. Benim de annemin bana anlattığına göre annemin mahallesinde annemin abisi ve arkadaşları varmış. Bu mahallede Uygurlar fazlaymış. Ve burada bu çocukları uyuşturucu içerek uyuşturucuya bağımlı etmişler. Ve bu şekilde yani bu sebepten çok fazla annemin abisinin arkadaşları hatta annemin arkadaşları bu sebepten dolayı çok arkadaşı vefat etmiş. Yani gerçekten bütün gençleri mahvediyorlar. Mahvediyorlar. Yani şu an sadece genç değil bütün Uygur Uygur milleti milleti. kamplara sokmuşlar. Çocuklar zaten Çocuklu. Çinileştirmiş, asimile ediliyorlar ve çok kötü durum gerçekten. Zaten bundan dolayı da biz bu acıyı, bu gerçeği dünyaya anlatmak için bu şekilde bir program başlatmıştık. Yani bu amaçla ve bu sebeple. Peki abileciğim, devam edelim sorularla. Türkiye'ye geldiğinde ne gibi zorluklar yaşadın? Vatanım ayrıldığı için hani biliyorsun vatan kendi vatanından ayrılmak çok zor bir şey. Vatanını çok yani ben buraya geldiğimde beri vatanımı çok özlüyorum yani. Vatan o hasret. Ya, buradaki yani insan ayrı yaşamayan insanları anlasam bile anlamaz yani. O kötü bir şey. Ama sağ yani Türkiye'de çok
yabancı bir yer olmadığı için, tabii bizim kardeşliğimiz olduğu için burası da. Evet. Kan kardeşiz biliyorsun Türkiye'de. Çok fazla da şey yadırgamadım. Çok fazla şey yapmadım. Direkt Türkçe de öğrendim falan. Ama yine de hani yine kalbinde, kalbinde bir hasret var. Evet. Çünkü orası benim kendi memleketim, kendi vatanım. Ya kendi hayatım, benim doğup büyüdüğüm yer. Yani orayı asla unutamam ben yani. Ya ben de bir önceki bölümlerde de söylemiştim yine. Yani ben vatanımı hiç göremedim fakat yani hiç ayak basamadım, orasının havasını soluyamadım. Ya senin kadar anlayamasam da hani o özlemi, fakat ben de o kadar görme iştiyakıyla her gün hani yeniden yani her gün o hissiyat geliyor yani gerçekten. Yani vatandan ayrılmak çok kötü bir duygu. Hazır vatan konusu açılmışken bu vatandan ayrılmak olsun. Yani ayrılmak zorunda kalmak nasıl bir duygu? Vatanından ayrılmak zorunda kalmak kolay değil. Hiç kolay değil. Çok kötü bir duygu. Yani ben başka bir memlekete gidip yaşamak yani hiç istemezdim. Kendi memleketimde büyümek isterdim. Orada yaşamak isterdim. Hatta kendi vatanımı daha çok böyle yani çok hayallerim vardı benim. Okuyacaktım daha. O kendi memleketimde okuyacaktım. Kendi vatanımı kendim biz yükseltecektik yani. Vatanımı yükseltmek istiyordum. Daha böyle geliştirmek istiyordum. Çok kötü bir şey bu vatanına ayrı kalmak. O özlem, o şey. Yani vatan hasreti çok kötü bir şey. Bir de ben Türkiye'ye geldiğim zamanlarda işte bayrak vardı iki tane. Bir tanesi kırmızıydı, bir tanesi maviydi. Türk bayrağıydı, bir tanesi ay yıldızdı. Yanındaki mavi bayrağa bakıp dedim ki niye bu kırmızı bayrağı maviye boyamışlar? Öyle sordum. Niye kırmızı bayrağı maviye boyamışlar diye sordum. Kızlar alay etti benimle, güldüler. Kızım sen komik misin falan öyle. İşte ben de bakıp durdum ve anlamadığım için bu bizim bayrağımız dedi. Ben çok şaşırmıştım. Ben kendi bayrağımı ilk kez görüyordum. Ve ben bayrağım olduğunu bilmeden yaşamışım şu ana kadar. Benim öyle bir tarihlerim varmış. Atalarım olmuş benim de. Saltanatlı bir tarihimiz olmuş. Bizim de bir bayrağımız olmuş. Yani gerçekten buradan Çinlilerin ne kadar Uygurlar üzerine etki yapmaya çalıştığı buradan gözüküyor gayet. Yani kendi bayrağını görememişsin, kendi bayrağının nasıl olduğunu bilememişsin. Hatta bayrağın olduğunu bile bilmemişsin yani. Gerçekten çok kötü biliyorum. Yani kendi tarihine, kendi atalarının nasıl bir tarihi olduğunu bile öğrenememişsin. Zaten orada asla öğretmiyorlar. Kendi yalan uydurulmuş tarihlerini öğretiyorlar. Gerçekten çok kötü bir durum. Peki, şu an biliyorsun ki buradan babandan ayrı yaşıyorsun. Peki babasızlık nasıl bir duygu? Yani babandan ayrı kalmak. Hani yani baba olmadan nasıl yaşanıyor bir çocuk için? Bu ne demek babasızlık? Bunu bize anlatabilir misin? Babasızlık çocuk için, hele benim için çok zor bir şey bence. Ben babama çok düşkün bir insandım. Çok da severdim babamı. Yani bir evde bir baba yok demek çok kötü bir şey. Baba yani evin direğidir. Ya ben babamdan ayrıldığım için çok zorluklar yaşadım. Böyle arkadaşlarım oturuyorlar, babalarından bahsediyorlar. Yani böyle kalıyorsun, ne söyleyeceğini bilemiyorsun. Kalkıp gitmek zorunda kalıyorsun ortamın içinden. Ama çok kötü oluyorsun böyle. Hatta yorganın içine girip sabaha kadar ağladığımı hatırlıyorum. Ya, babamı çok özledim biliyor musun? O kadar özledim ki babamı. Babasından ayrı kalmak çok kötü bir şey. Babasından ayrı kalmak çok kötü bir şey. Seni daha çok ağlatmak istemiyorum. Gerçekten senin gibi de yine çok fazla kişi var burada. Annesinin olsun, babasının olsun. Yani hiç görememiş bile, onlarla vakit geçirmemiş bile çok fazla kişi var gerçekten. Yani senin hissiyatını yani tam olarak senin kadar anlayamasam da yani gerçekten çok kötü bir durum. Peki abicim, her baban olsun, akrabaların seni buradan izliyor olsalardı, yani baban seni buradan izliyor olsa da ne söylemek isterdin?
Neyse ya Zeyd. Baba ben seni çok özledim. Hepinizi çok özledim. Akrabalarım, babaannem. Hepinizi çok özledim. Abi seni de çok özledim. Keşke burada olsanız da birlikte yaşayabilsek. Bir sofraya oturabilsek. Keşke görüşebilseydik. O kadar özledim ki sizi. Vatanımı o kadar özledim ki. Allah bir gün belasını verecek o Çinlilerin. Bizi ayrı yanların. Hepimiz çalışacağız inşallah. Vatanımıza geri döneceğiz. Tekrardan güzel bir aile olacağız. Ben buna inanıyorum. İçtenlikle inanıyorum. Bir çocuğun anne şefkati görememesi, baba şefkati görememesi, ondan ayrı yaşaması. Hani ayrı yaşamak zorunda kalması gerçekten çok kötü bir durum. Ya orada çocuk kamplarında götürüp o çocuklara bile, yani gerçekten o kadar görüntüler var. Çocukların ağlama sesleri var, ağlama videoları var. O kadar ağlıyorlar, anne babasından ayrı kalıyorlar. Yani orada bile çocukların psikolojilerini bozuyorlar, asimile ediyorlar, resmen Çinleştiriyorlar. O çocuklar büyüdükleri zaman ben Uygur'um demeyecek. Anne babası, evet, ben senin annenim, ben senin babanım dediği zaman asla ben Uygur'um demeyecek. Yani Uygurları terörist olarak göstererek büyütecek. Onları düşman olarak bildirerek büyütecek. Ama aslında kendi annesi, kendi babası, kendi nesli, kendi milleti. Peki çevrenden bu zorlukları yaşayanlar var mıydı yine? Evet, benim bir arkadaşım vardı. Küçükken 9-10 yaşlarındayken hapise götürüyor. Bir yerde okuyordu, o hafızlık yapıyordu arkadaşım. Birden polisler basmış evi. İşte bunlar da kaçmaya başlamışlar. En son bunlar çıkacakken kapıdan bu arkadaşımın yanındaki kızı da görmüş. Almış götürmüşler bunlara. Küçücük yaştaki çocukları almış hapise götürmüş direkt. İşte orada arkadaşım bayağı bir şeyler görmüş. Buradaki kızların ne yapıldığını, nasıl işkence gördüklerini. Gözünün önünde kızları dövüyormuş. Soğuk yerlerde durduruyormuş kızları. Yani kızın psikolojisi bozulmuştu bayağı. Yani düşünsene, sen görüyorsun onları, sen gözünün önünde insanlara işkence yaptığını görüyorsun. Görmek değil, biz duyduğumuzda evet, bile ürperiyoruz, korkuyoruz. Duyduğumuzda bile zaten psikolojimiz bozulacak gibi oluyoruz. Yani ürperiyoruz, bir şey oluyor biz duyduğumuz bile. O görmüş, düşünsene. Yani, ve daha küçük. Ya küçük, 9-10 yaşında. Hala kızın yani psikolojisi çok iyi değil. Evet sayın seyirciler, şu an ekranlarımızda 8 yaşında söylemişti galiba. Kardeşimiz Abide'nin 8 yaşındaki babasıyla çekilmiş fotoğrafı var. Bu yani bu fotoğraftan baktığım zaman şu an 4 yıl oldu değil mi görmeyen evet babanı. Yani bunun gibi yüzlerce, binlerce çocuklar bu şekilde ailelerinden, babalarından, annelerinden ayrı kalıyorlar. Ve biz buna artık dur dememiz gerekiyor. Bu Çinlilerin bu yaptıklarına ve bu verdikleri acılara artık dur dememiz gerekiyor. Yani bir insanın babasından, annesinden, ailesinden, destekçilerinden bir çocuğu ayırtması, buna zorunda kalması nedir ya? Abileciğim gerçekten seni anlamaya çalışıyorum diyeyim. Hani tam anlayamasam da seni anlamaya çalışıyorum. Gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Buraya gelip bize derdini anlattığın için, bu Çinlilerin bu gerçek yüzlerini, çirkin yüzlerini bize anlattığın için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet sayın izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu acıyı, bu özlemi, vatanımızın ve kardeşlerimizin, Uygur kardeşlerimizin çektiği bu zorlukları daha çok insanlara paylaşmak için, daha çok insanların bilinçlendirmek için, bilinçlenmesi için bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selametle kalın.